Merhaba Enerji Günü izleyicileri, ben Eylül Uygunoğlu. Tarih 2 Haziran 2020, günlerden Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı sınırları içinde sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinin belirlenen programa göre sürdürüleceğini açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyat marjlarının çok yüksek olduğunu belirterek dağıtıcıları fiyatları uygun bir seviyeye çekmeye çağırdı. Aksi durumda tavan fiyat ilan edebileceklerini söyledi. Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından 14 yılda yaklaşık 4500'den fazla tankerle 3 milyar 458 milyon varil petrol sevk edildi. Korona krizi sonrası Avrupa ekonomisinin toparlanması için hazırlanan ve yeşil dönüşüme odaklanan Avrupa Birliği Kurtarma Paketi'nin vergi artışları ve korumacı önlemler nedeniyle iyileşme potansiyelini sınırlayacağı kaydediliyor. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Çin elektrikli araçlar pazarındaki ağırlığını artırabilmek için 2 milyar 100 milyon euro değerinde iki önemli satın alma gerçekleştirecek. Bulgaristan, Covid-19 salgınına rağmen Türk Akım boru hattının yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Hepsine ve daha fazlasına enerjigunluğu.net'ten ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.